Yeni ürettiğimiz bir devre kartını programlarken, test ederken ya da seri üretim yaparken çeşitli yöntemlere ihtiyacımız oluyor. Ben eskiden seri üretim yaparken şu şekilde yöntemler kullanıyordum. Mesela bu karttan onlarcasını üretip teslim ettim. Şu şekilde bir sistem yapmıştım. Bunu buradan bağlıyorum. Şuraya bir kablo takıyordum ve bu şekilde programlayıp testlerini yapıp müşteriye teslim ediyordum. Ama gerçekten çok fazla zamanım alan bir yöntem olduğu için bundan da çok rahat değildim. Yine her zamanki gibi yeni bir şeyler peşinde koşuyordum. Sonrasında programlama amacıyla şu şekilde kıskaçlar kullanmaya başladım. Bunun da bu tarafına yine FTTI tarzında programlayıcılar takarak programlama yapıyordum. Bu da beni bayağı bir götürdü ama bundan da rahatsız olduğum şeyler vardı. 3.3 volt seçerken ya da gücü bilgisayardan değil de sistemin kendisinden almak istediğimde yine problemler yaşadım. Bir sürü kablo dolaşıyordu, onlardan rahatsız oluyordum. Ve bütün bu problemler beni kendi tasarımımı yapmaya itti ve yeni bir devre kartı tasarladım. Kendi kıskacımı yaptım. Hem daha az yer kaplıyor, hem 3.3 volt, 5 volt seçeneği var. Gücü nereden alacağıma kendim karar verebiliyorum. Hem de bütün devre burada. Type-C ile modern bilgisayarlarla da çok güzel bir şekilde çalışabiliyor. Projeyi de açık kaynak olarak paylaştım. PCB'nin üretim linkini, kıskaç gibi ve üzerindeki komponentler gibi bütün malzemelerin listesini de açıklamalar kısmına paylaştım. Senin de böyle bir şeye ihtiyacın varsa sen de üretip kendi programlayıcını yapabilirsin. Devre kartını tasarlarken kıskacı satan sitenin yayınladığı ölçülerden faydalandım. Vida dediklerinin arasındaki mesafe, şuradaki boşluklar, buraya koyulması gereken parçalar gibi bilgileri tamamen oradan aldım. Aslında 3 farklı devre kartı tasarladım ama 3 tane devre kartı parası ödememek için bunları birleştirip testereyle keseceğim. Devre kartımın tasarımı bitti. En son hali bu şekilde. Kesilecek yerlere çizikler koydum ve devre kartını sipariş ettim. Yaklaşık bir haftada elime ulaştı. Lehimlemeyi kolaylaştırmak için yine her zamanki gibi Elekt'e sipariş ettim.
Devre kartını lehimledim, test ettim. Bir hatayla karşılaştım. Basit bir hata. İki tane kablo lehimleyerek çözdüm. Ama Gerber dosyasında bunu düzelttiğim için senin verdiğin siparişte doğru kart gelecek. Yani çalışan kart gelecek. Yani senin buraya herhangi bir şey lehimlemene gerek kalmayacak. İki önceki videoda 3 boyutlu yazıcıdan bastığım engelden kaçan yılan projesine başlamıştık. Yani böyle bir seri başlatmıştık. Bunun 2. 3. videoları da yakın zamanda gelecek. Tam bu devre kartını yaparken bu fikir bende oluştuğu için buradaki pinlerin aynısını yılanın üzerinde bırakmıştım. Şimdi yılanın devre kartını bununla programlayarak gerçek alandaki ilk testimizi yapalım. Şimdi bu devre kartı bize neler katacak onlardan bahsedelim. Hem TX hem RX tarafında LED'ler olduğu için haberleşmeyi buradan gözlemleyebiliyoruz. Birçok FTTI programlayıcısında da bunlar var. Aynı zamanda bir güç LED'i var. Sistemde elektrik olup olmadığını anlayabiliyoruz. Type-C sayesinde modern bilgisayarlarla çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Normal USB'si olan bilgisayarlarda da Type-C USB dönüştürücü kablolarla yine aynı şekilde çalışabiliyor. Üzerinde 3.3 voltluk bir regülatör var. Dolayısıyla hem 3.3 voltluk kartları hem 5 voltluk kartları programlayabiliyoruz. Yılan PCB'sinin üzerindeki mikro denetleyici 5 voltla çalıştığı için 5 voltlayken test ettim. Şu beyaz devre kartlarından bir tanesi 3.3 voltluktu. Onunla da 3.3 volta alarak kullanabiliyorum. Yine ihtiyaç duyduğum şeylerden bir tanesi şuydu. Bazen yüksek gerilim olan devrelerde, mesela 12 voltla çalışan bir devrede bilgisayara bağlayıp test yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü 12 volt bilgisayara giderse bilgisayarımın USB portuna zarar verebilir. Bu durumda da USB tarafını kapatıyorum.
gücü bilgisayardan değil, sistemin üzerindeki 12 volttan aldığı için bilgisayara tekrar elektrik gitme ihtimalini oldukça azaltmış oluyorum. Yine ileride kullanabileceğim özelliklerden bir tanesi de buradaki 5 pinli yapıyı değil, şu arkadaki FDTI ile uyumlu, yani Arduino Pro Mini'lerin de üzerinde olan 6 pinli yapıyla uyumlu yerlerde bıraktım ki dilediğim zaman buradaki 5 tane pini çıkarıp 6 tane daha kalın pin takarak farklı amaçlarla da kullanabileyim. Bu haliyle bayağı kullanışlı oldu. Hem kablo karmaşası bitmiş oldu, hem de bu yaylı yapısı gerçekten güzel oturuyor ve programlarken, test yaparken sorun çıkarmıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu projeyi yaparsan Instagram'dan bana göndermeyi unutma. Sizlerden gelen şeyleri okumayı seviyorum. Videoları sıkı takip edenleri görmek için bu sefer hediyeyi sona bıraktım. Videonun altına yorum yapanlardan bir kişiye bu sistemden bir tanesini hediye edeceğim. Lehimsiz haline hediye edeceğim. Kıskacıyla, devre kartıyla beraber hediye edeceğim. Kargoyu da ben karşılayacağım. Bakalım kimler sıkı izliyormuş videoları sonuna kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere dostum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.